Örgümü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda böyle küçük kızlarımız için battaniyeler yapabileceğiniz, eviniz için kırlentler yapabileceğiniz, böyle motif şeklinde kullanarak hırkalar yapabileceğiniz bu güzel ve şirin modelin nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Yapımı gayet kolay. Görüntüsü de gördüğünüz gibi çok şirin ve tatlı arkadaşlarım. Bunu dilerseniz büyük kocaman bir hale getirip yani hiç ip kesmeden veya şey yapmadan büyüterek kocaman bir battaniye, bir kırlent yapabilir. Dilerseniz bu şekilde motifler yaparak birbirine ekleyerek böyle farklı bir çalışmada yapabilirsiniz. Yani hırkalar falan yapabilirsiniz bu modelden. Modelimi yaparken 3 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold'un şöyle belki aynı renk yapmak isteyen arkadaşlarım olur. Bazı arkadaşlarım da soruyor. 393 pembe. Yeşilin numarası 485 ve beyazın numarası ise 62 arkadaşlarım. Evet, bu ipleri kullanarak yaptım. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. Modelimizin yapımına geçelim arkadaşlarım. Şöyle bir tane halka yaptım. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Ve şu şekilde alarak 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Ve aynı yerin içerisine toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarda 2 zincir çekerek. Çiçekleri kullandığımız yerde batik ip de kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, 8 zinciri de yaptıktan sonra yine 2 zincir çekiyorum. Bunu iyice sıkılaştırıyorum. Geliyorum, bu üstten giriş yapıyorum. Bakın şöyle alttaki ipimi de alıyorum, yukarıya doğru çekiyorum. Şöyle bağlıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar beyaz ipimi bağladım. Sonra bununla üzerine alıyorum. Pardon, 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine bir alıp hemen önündeki boşluğa, bu yeşil ipimiz burada kalacak arkadaşlar. Şu iki ipimi alayım ve aralardan götürelim. Şimdi bunu buradan 1, 2, şöyle 2 zincir arada tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncüyü de şu şekilde yaptıktan sonra diğer pembe olan ipimi alıyorum. Ve ipimi şöyle tutundum buradan. Biraz da bırakalım ki aşağıdan devam ettirelim onu. Şöyle 4 tane ipi tuttum. Şimdi bununla hemen yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şunu biraz kenara çekeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çektikten sonra bakın çiçek yapacağız. Şuradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Bunu da buradan takıyorum, birleştiriyorum. Ve bakın küçük bir çiçeğimiz oldu. Şimdi bu durumdayken beyaz ipimi alıyorum hemen. Pembe ipimi yine birlikte gideceğiz. Şöyle beyaz ipi bağladım. Üzerine bir aldım.
Hemen yanındaki boşluğa giriş yaparak buraya 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bunlar köşelerimiz, beyaz yerler. Bunlar ise çiçeklerimiz, aradaki yerlerimiz. Şimdi tekrar pembe ipimi aldım aşağıdan. Şu hale bakın arkadaşlar. Üzerine bir tane aldım. Buradan yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Yine çıkarttım. Bunu da buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde aldım ve çekiyorum. Onu bıraktım. Beyaz ipime geçtim. Şöyle bağladım beyaz ipimi. Üzerine 1 aldım. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Sonra yine pembe ipimi alıyorum. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen çıkarttım. İlkinden giriş yaptım ve birleştiriyorum. Sonra beyaza geçiyorum. Tekrar ipimi aktardım. Üzerine bir alıp dördüncü köşemi yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 1, 2 zincir. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Sonra çıkarttım. Bunu buradan alarak birleştiriyorum. Sonra arkadaşlarım, bu aşağıdaki yeşil ipimizi de şöyle yukarıya doğru çekiyorum. Şu aradan giriş yapıp buraya şu şekilde ekliyorum. Şimdi buradan arkadaşlar yeşil ipime geçiyorum. Bu iki ipimi de bırakıyorum bu sırada. Şöyle hemen bunun üzerinden, bakın şöyle arkasından şuradan giriş yapıp bunu buraya doğru çekiyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üzerine 1 aldım. Bu iplerim burada kalıyor. Bu köşeye geçiyorum. Köşeye 1 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 1 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 4 tane, aralarında 2 zincirli ikili trabzanlar yapıyoruz köşeye. Bakın bu şekilde. 4 tane olacak. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sonrasında üzerine 1 aldım. Yine bakın bu minik çiçeğimizin hemen arkasından giriş yapıyorum. Ve buraya 1 tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, sonra üzerine aldım. Buraya geçiş yapıyorum köşeye. 1, 2, 3, 4. 4 tane bu şekilde yaptıktan sonra yine 2 zincir. Hemen bunun arkasından giriş yaparak buraya ikili trabzan. Sonra tekrar 2 zincir. Ve köşeye geçip 4 tane ikili trabzan, 2 zincirli devam ediyoruz.
Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi yine iki zincirimizi çekiyoruz. Sona geldik. Bakın bunları yukarıya doğru çıkartıyorum. Şuradan üçüncünün içerisinden giriş yaptım. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Şimdi burada beyaz ipimi aldım. Öncelikle şu yeşil ipimi şuradan atlatayım. Beyaz ipi alıyorum. Buraya bağladım. Sonra pembeyi de şöyle yanıma alıyorum. Kaydırma ile arkadaşlar bakın şu araya giriş yapıyorum. Hemen yanına şu şekilde daha düzgün dursun diye. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir alıyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Bu şekilde. Sonrasında bu pembe ipimi alıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birleştirdim. Minik bir çiçek yapıyorum. Sonra beyaz ipime geçiyorum. Şimdi benim köşem burası olacak arkadaşlarım. Şu yaptığımız yer. Beyaz ipimi bağladım. Üzerine bir aldım. Bakın bu ortaya 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 1, 2 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Sonra pembe ipimi aldım hemen. Değişikliğimi yaptım. Bunu aşağıya alıyorum. Yine 5 tane ikili trabzan yapıp bir çiçek haline getiriyorum. 4 ve 5 çıkarttım, birleştiriyorum. Diğer ipimi aldım hemen şöyle. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çekelim arada. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. Ve oraya da 1, 2, 3. İkili trabzandan sonra diğer çiçeğimi yapmaya devam ediyorum.
Son boşluğa geldim. Oraya da yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Geliyorum buradan. Şöyle alırsak daha güzel oluyor ama biraz zor oluyor. Şöyle bu şekilde çekiyorum. Sonra yeşil ipimi alıyorum. Buradan hemen şu boşluğa geri dönüyorum arkadaşlar şöyle. Şimdi buraya tam orta kısmına 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım ve hemen aynı yerin içerisine bir V oluşturuyorum. Bir sonraki sırada buraya çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. 1, 2 zincir. Üzerine 1 aldım. Bunun arkasına geçiyorum. Şöyle. Arkaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Üzerine 1 aldım. Köşeye geçip 4 tane 1, 2 zincirli ikili trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, ikili trabzan. 1, 2 zincir. 1, ikili trabzan. Evet, 4 tane bunu yaptım. 1, 2 tane şöyle zincir çektim. Üzerine 1 aldım. Hemen geçiyorum bakın buraya. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bu ortaya 2 zincir çektim. Evet, yine bu ikisinin arasına geldiğim yere önce bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Sonra 2 zincir çektim. Üzerine 1 aldım. Çiçeğimin arkasından şu şekilde giriş yaparak buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir 2 zincir. 1. Köşe aynı arkadaşlar. 4 tane ikili trabzan. Aralarında 2 tane zincir var. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. 2 zincirimizi çektik. Araya giriş yapıyoruz. İki zincirimi çektim. Bakın son yere geldim. Hemen buradan giriş yapıyorum. Şöyle. Alttaki iplerimi yukarıya doğru çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya pembe ipimi alıyorum. Bu V gibi olan yere çiçeğimi yapacağım. Şöyle buradan giriş yapıp şu ortadan alırsanız daha güzel duruyor. Yeşil ipimi bırakıp beyaz ipimle devam edeceğim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen dört tane ikili trabzan yapıyorum yanına. Bir. İki. Üç. Dört. Çıkarttım. Buradan giriş yapıp alıyorum ve ekliyorum. Sonra beyaz ipimi aldım. Bakın hemen yanındaki boşluğa 3 tane 1 2 3 bir zincir
Tekrar 3 tane. 1 2 3 birleşimimi yaptım. Sonra pembe ipime geçiyorum ve çiçeğimi yapıyorum. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Birleştirdim. Köşeyi yapıyorum yine. Sonra değiştirerek küçük çiçeğimizi yapıyoruz. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geliyor. Bu şekilde büyüyor arkadaşlarım. Ve böyle büyüterek devam edebiliyoruz. Dediğim gibi motif olarak da kullanabilirsiniz. Bakın bu sırada hiç yoktu. Çiçeğimiz vardı. Üzerine iki tane geldi. Şimdi her iki tarafına iki tane geliyor ve ortaya bir tane çiçek geliyor. Böyle basamak basamak çıkıyor ve devam ediyor. Evet, umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.